Merhaba arkadaşlar. Bugün size Mehmet Uzun'un Nar Çiçekleri adlı kitabını anlatacağım. Bu kitabı okudum. Hafta sonu okumuştum bunu. Anlatayım size. Çok etkilendiğim bir yazardır Mehmet Uzun. Bir Kürt yazardır. Vaktiyle sürgün yemiş. Zamanında cezaevlerinde kalmış. Diyarbakır cezaevi de dahil olmak üzere. Daha sonra İsveç'e sığınmış. Bir Kürt yazar. Onunla ilgili bir şeyin ve bu kitabı Yaşar Kemal'e atfetmiş. Onunla ilgili bir şey anlatmak istiyorum size. Okumak istiyorum yani. Birisinin onunla ilgili yazmasını. Ne yazmış onunla ilgili? 12 Mart 71'den sonra başlayan özgürlük avı dönemlerinde bir fikir suçlusu sanığı olarak tutuklanmış, Diyarbakır, Mamak, belli başlı cezaevlerinde yatmış, çok genç yaşta İsveç'e sığınarak siyasi mülteci olarak yaşamak zorunda bırakılmış. Bambaşka bir yerdi burası, sadece iklim, mevsimler, yaşam değil, bütün bütüne bambaşka bir yer. Bulunduğumuz ev kendisi içinde bulunan Aplandsgaten adlı önemli bir cadde üzerinde. Ama gündüzleri de geceleri de ne kadar boştu bu cadde. Ev sahibi İsveç'in önemli gelen önde gelen ailelerden birinin üyesi. Alt katta İsveçli bir şair oturuyor. O da yukarı çıkıyor, buradaki toplantılara katılıyor. Misafirlerin arasında İsveç'in masal anası diye tanınan bir kadın da varmış. Yaşlı kadın bir masanın kenarında alçak gönüllü bir sessizlik içinde oturuyormuş. Elbette Stockholm'a gelip geçici olarak uğramaya başladığım haftalarda Türkiye'de olduğundan daha çok edebiyata doğru yol alan bu genç mülteciyle hep görüştük. Ben 79 sonlarına doğru Türkiye'deki toplumsal siyasal oluşumlardan nefret edip de Stockholm'da oturmaya başladığında bu görüşmelerimiz sıklaştı. Ana dili olan Kürt dilinin eksikliklerini Kürtçe yazmaya başladıktan sonra daha açıklıkla görmüş, Kürtçesini zenginleştirmiş, bu dilin eski kültür kaynaklarına da yönelmişti. İlkokuldan başlayarak öğrenmiş olduğu Türkçesi zaten iyiydi. İsveç dilini de hızlı öğrendi. Her üç dildeki kitaplardan da yararlandı. Daha sonraki yıllarda metinlerini her üç dilde de yazacak zaten. Bu çok güzel anlatmış Mehmet Uzun'u. Mehmet Uzun'un da burada nar çiçeklerinde olaylar, yaşadığı olayları anlatıyor. Nar çiçeklerinden başlayarak işte çocukluğunun nar çiçeklerini, işte Mıgırdiçleri falan, bir Ermeni bir aile var. Onları tekrar yıllar sonra buluyor. Onları, o nar çiçeklerinin, çocukluğunun anılarını, nar çiçeği onun için ne demek? Bunları o kadar güzel böyle kendi dilinde anlatmış ki çok keyif alacaksınız. Tabii ön yargılarınız yoksa, hani Kürt edebiyatına karşı veya Kürt edebiyatçısına karşı. Çünkü burada okuyacaklarınız bazen sizin bakış açılarınızı değiştirebilir, sarsabilir. O yüzden çok hani temkinli okumanız gereken bir yazar. Ben severim ama Mehmet Uzun'u. Tıpkı Cezmi Ersöz gibi yakın çağ tarihimizdeki Kürt politikasına bakış açımı değiştiren nadir insanlardan biridir. Ben severim, gerçekten severim. Kendisi de böyle Türkçe ile barışmasını o kadar güzel anlatmış ki, ben diyor nefret ettim diyor Türkçeden diyor, yıllarca diyor, çünkü benim ana dilim Kürtçeydi diyor, bana Kürtçe yasaktı diyor, her şeyi Türkçe yapmak zorundaydık ve bu yüzden okuldan nefret ettim, sürekli kaçtım, ama diyor ne zaman ki diyor yurt dışında kendi dilimi öğrendim, kendi dilime gerçekten hakim oldum, kendi dilimi sevdim, kendi dilimi sevdikten sonra da Kürtçeyi sevdim, Türkçeyi sevdim. Bir insan ana dilini ne kadar çok severse yabancı dili de bu kadar çok sever diyor. Ben de düşünüyorum ister istemez. Acaba biz İngilizceyi bu yüzden mi bizim ülkemizde zor öğreniliyor? Veya ne bileyim, bir Fransızca, bir Almanca öğrenilemiyor. Biz kendi dilimize hakim değiliz ya, Türkçe'ye. Bundan olabilir mi diye bir düşünmeden edemiyorum yani. Şeyi anlatmıyor çok. Cezaevi yıllarını anlatmıyor ama cezaevinden sonraki yıllarını anlatıyor. İşte babaannesinin masallarını anlatıyor. Annesinin dualarını anlatıyor. Onlarsız geçen günlerini anlatıyor. O Ermeni aileyi anlatıyor. Ermeni tehcirini falan anlatıyor. O dönemleri çok net hatırlıyor çünkü. Ve çok sade bir dille anlatıyor. Ben aslen Erzurumluyum. Anne tarafım Erzincanlı.
Bana hiç dili yabancı değil yani. Bizim köyden biri konuşuyormuş gibi hissediyorum. Mehmet Uzun'u çok seviyorum. İyi ki var. Kürt edebiyatına yalnızca değil, bence Türk edebiyatına da katkıda sağlamış. Bence ben çok seviyorum. Hiç okumayanlar varsa okuyabilirler. Ama hani Nar Çiçekleri biraz belki bir nebze siyasi gelebilir, ama bunun çok güzel aşk kitapları var. Tavsiye ederim. Ben çünkü ilk onlardan biriyle başlamıştım. Mehmet Uzun da bayağı kitaplarını okudum. Şimdi ilk romanlarından biri olan Tu, yani Sen kitabına başladım. Onu okuyacağım. Bitirince de ona da anlatırım. Bu benim değil. O yüzden fiyatını bilmiyorum. Bu eniştemin, eniştemden almıştım. Hafta sonu için Kapadokya bölgesine gittim de orada okudum. İthaki yayınlarından bu. Deneme formatında yazılmış bir kitap. Birkaç tane deneme yazısından oluşuyor. Beğeneceğinize eminim. İyi kötü herkes kendinden bir parça bulur. Ben çok sevdim. Tavsiye ederim. Bol okumalar, keyifli okumalar diliyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz.